Hop namı dediler. Şu anda Zitkale'den ayrıldık. Bu Kaleizir deniyormuş. Yani alçak yerde olan kale. Biz tepeye çıkıyoruz ama kale alçak yerde. Çünkü iki derenin hatta dört derenin arasında sivri bir yerde yapılmış bu kale. 3. yüzyılda yapılmış olduğu tahmin ediliyor. Osmanlı döneminde kervansarayların buraya güvenlik olarak sığındıkları, kullandıkları ve diğer bu Hemşin'deki, Rize'deki kalelerle haberleşme merkezi olarak da kullanılmış bir dönem. Tabi artık o zaman güvercinlerle mi, dumanlarla mı neyle haberleşiyorlardıysa öyle haberleşme şey olarak da merkezi olarak da kullanılmış. İlginç bir yerde yapılmış. Dediğimiz gibi yani neden böyle bir yerde yapma ihtiyacı hissederler? Neden buralarda yaşarlar? Hangi amaç gaye? Bunu henüz çözebilmiş değiliz. Güvenlik diyorlar. Yani bu kadar tehlikeli miydi? Neden bu kadar birbirlerine saldırıyorlardı? Niye paylaşamıyorlardı? Acaba daha önceki böyle binlerce yıl önce, on binlerce yıl önceki ama o zamandan kale yapma kültürü olmamış olması lazım. Neyse birazcık seste düşündük ama şu anda oradan çıktık ve aşağı doğru geri tekrar Ayder Kalesi'ne doğru yola koyuldum. Yaklaşık 15-20 dakika sonra da Ayder Kalesi'nin yol ayrımına gelmiş olacağız. Yarım saat sonra inşallah Ayder Kalesi'nde oluruz. Bir aksilik olmaz ise. Şimdilik bu kadar. Pokut Yaylası. Evet. Yol üstünde böyle güzel yerler var. Pördükkan. Bak burası güzel bir yere benziyor. Benziyor. Köprü manzaralı. Burada bir çay içilebilir ama içilir. Evet, burada bir çay içilir. Burada bir çay içilir. İçilir mi? İçilir. Önümüzde bizim Emrah Bey'in arabası 34 PH 3442. Abdülsamet kaptan olarak arabayı kullanıyor. Nazik nazik gidiyor. Biz de böyle bir görüntüsünü alalım diye kaydı açtık. İyi yaptık. Evet, Zil Kalesi'nden aşağı doğru iniyoruz. Biraz sonra Ayder Kalesi'ne geçeceğiz. Allah izin verirse inşallah. Buralar orman. Evet. Yoldayız. Harabeler. Derenin içerisinde bir takım şeyler. Osmanlı bir şeyler yazdım ama okuyamadım. Evet. Şimdilik böyle bir girişin içerisindeyiz. Bakalım. Güzel. Yürü lan.
Evet, vatandaş bize geç dedi. Neden geç dedi? Çünkü geçmemiz lazımdı. Ondan dolayı geç dedi. Evet, yine bir kalabalık. Kafe diyor. Oo, köprü. Köprü güzel bak. Bu köprü çok güzel bir köprü. Taş köprü. Güzel köprü. Evet. Böylece aşağı doğru da inişten bir kesit görmüş olduk. Aslında sadece yolu görmek için bile böyle boydan boya bir çekmek lazım. Gelirken çektiğim için şimdi kısa bir şekilde geçeceğim. Şimdi şu köprüden sol tarafa geçiyoruz. Güzel. Vatandaş arabayla park etti. Neden park etti? Çünkü dünya böyle çark etti. Evet, güzel ırmağın üzerinden geçtik. Herhalde bu ırmağın ismi Çaykara Irmağı olması lazım. Tam öğrenemedim ama belki kendine özel bir ismi varsa bilmiyorum. Şey, Hemşin Irmağı olabilir, Çaykara değil. Evet, yol kıyı köyü yine tekrar. Koboş, eski ismi Koboşmuş. Lazcasıdır herhalde. Koboş. Evet, ırmağımızı da böyle güzelce görüntüledikten sonra şimdi şeyimizi, ne derler ona, kesebiliriz. Dünyada ne günler yaşadım gördüm, bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Evet, yine buralar ıslanmış. Buradaki su yolundan. Kışın demek ki burada eğer su fazlaysa, yine böyle oluyorsa felaket şekilde buz olur burası. Evet, hop dedik, geri döndük. Artık her arzumu. Evet, şu dağlarda, tepelerde güzel evler var. Şurayı silelim şöyle, belki görüntü iyi değildir. Şimdi zaten kararmış, yeri açılmıştır. Şöyle biraz kafayı yukarı kaldırıp dağları, tepeleri görmek lazım. Güzel güzel evler var. Evet, şimdi Ayder Yaylası'na istikametine girdik. Çamlıhemşin'e 1 kilometre var. Yine böyle derelerden, tepelerden, işte böyle güzel tarihi köprüler, üst geçitler, su yolları, ağaçlar, sarmaşıklar, çam ağaçları. Çamlıhemşin'e çıktık diyor.